Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel, yapımı oldukça kolay bir model paylaşmak istiyorum. Bebek örgülerinde ve bayan yeleklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel, şık ve yapımı da oldukça basit bir model. Modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı kenara artı 2 tane daha ilmek ilave ediyoruz. Yani 7 7 7 olarak gidiyor ve en sona 2 tane daha ilmeğimizi ilave ediyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde ayarlayabiliriz. İsterseniz zaman kaybetmeden modelimizin yapılışına geçelim. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz diyelim ve bir örgümüze başlayalım. İlmeklerimizi atarak modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bu şekilde 7 ilmek ve katları olarak ilmeklerimi ayarlıyorum. Yanına da artı 2 tane ilmek ilave edeceğim. İlmeklerimi attım. Şimdi örgümüzün ön yüzü burası. Kenardan 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmekle düz ördüm ve buraya bir ilmek attım. Attığım ilmeğin yanına bir ilmek düz ördüm. Ve şimdi sıradaki 2 ilmeği bu şekilde batarak ikisini birlikte düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 1 ve 2, 1 ilmek attım, 1 ilmek düz ördüm ve 2 ilmeği bu şekilde hafifçe genişletip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine 2 ilmek ters örüyorum, 2 ilmek düz, 1 ilmek attım, 1 ilmek düz ördüm, 2 ilmeği de ikisini birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi de ters olarak örüp ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Bu ön tarafta ikişer tane aralara ters ilmek örmüştük. Arka tarafta o tersleri düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, düz gördüğüm ilmeği düz örüyorum. Ve şimdi 1 2 attığım ilmeği de 3 4 ve 5. 5 ilmeği ters ördüm. Bakın 2 tane düz ilmeğim var. Ön tarafta ters ördüğümüz ilmekler. Onları düz örüyoruz. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Bakın yine 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 5 ilmek ters. Örgümüzün arkası sürekli bu şekilde ilerliyor. Son 2 düz ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir tane ters ilmek ördüm. Bakın şimdi sırada 2 tane düz ilmeğim var. İpimi arka tarafa alıp ilmeklerimi hafifçe genişletip ön taraftan batıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada attığımız ilmeği de düz olarak ördüm. Ve buraya bir ilmek attım. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak ördüm. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bunlar hep ters olarak ilerliyor. Bakın 2 tane düz ilmek. İpimi arkaya aldım. Hafifçe genişletip ön taraftan batarak
İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir önceki sırada attığımız ilmeği de düz olarak ördüm. Bir ilmek attım ve iki düz ilmek ördüm. İki ilmek ters. Yine ipimi arkaya alıp iki düz ilmeği ikisini birlikte ön taraftan batarak düz olarak ikisini birlikte ördüm. Attığım ilmeği düz ördüm ve bir ilmek attım. İki ilmek düz. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bu sıramızın sonunda da örgümüzün görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi tekrar örgüyü çevirdim. Önceki sırada yaptığımız gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Hemen yanındaki düzü ördüm. 5 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. 5 ilmek ters. İki ilmek düz. 5 ilmek ters. İki tane kenara düz ilmek örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arkasının görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafına geçtik. Bakın örneğimiz, ilk örneğimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi tekrar yeni örneğe başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ters ilmeğimi ördüm. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. İlk başladığımız sıradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bir ilmek attım. Bu attığımız ilmeği düz ördüm. Bu ilmeklerimizi isterseniz bu şekilde çevirerek daha düzgün bir örgü elde edebilirsiniz. Bu iki düz çevirdiğim ilmeği de düz olarak ördüm. İki ilmeği ters. İki ilmek düz. Ve bir ilmek attım. Bir önceki sırada attığım ilmeği düz ördüm. Şimdi bu sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde çevirip ikisini birlikte düz olarak ördüm. İki ilmek ters. İki ilmek düz. Bir ilmek attım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi çevirip yine ikisini birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafında yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Örgümün arkasında ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Ters olanları ters olarak, düz görünenleri de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten kolay bir model. Kenardaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bakın bu iki ilmeği hafifçe genişletip ön taraftan batarak ikisini birlikte düz ördüm. Bir önceki sırada attığım ilmeği de düz ördüm ve bir ilmek attım. Bu iki ilmeği ikisini de düz ördüm. İki ilmek ters. Şimdi sıradaki iki ilmeği ön taraftan batarak ikisini birlikte düz ördüm. Attığım ilmeği düz ördüm ve bir ilmek attım. İki ilmek düz. İki ilmek ters. Bakın iki ilmeği ön taraftan batarak ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek attım.
2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeklerimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi şu anda örneğimiz çıktı. Bundan sonra örnek sürekli kendini tekrar ediyor. Bir sıraya başlarken 2 düz örerek başlıyoruz. Bir sonraki sıraya başlarken de 2 ilmeği toplayarak başlıyoruz. Yapılması gerçekten çok kolay, basit bir model. Ve gördüğünüz gibi çok da şık duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.